Sorular sizde mi canım? Şimdi herkesin merak ettiği ifadeleri neydi? Ne ifade verdiler? Hepsine ulaştık. Onları da paylaşacağız. Ama dün çağrılması ve silahı teslim etmesi, silahın ruhsatsız olduğuna dair söylentiler. İnceleme istemesi falan. Evet. Yani. Hastaneye silahla girmesi. Hala agresif tavırlar. Şimdi mesela açıklamasında şöyle bir şey vardı. Biz içeriye girdik, yanlış anlaşılma oldu dedim. Diyor şeye Berkay'a. Verelim mi ifadeyi? Ha evet, bir şey soracağım sadece. Ha. Onun üzerine verin bence. Bir dakika. Diyor ki biz oradan helalleşerek çıktık. Şimdi evet. Helalleşerek çıktığı bir yerde silah niye patlar? Onu ben Arda, yanlışlıkla kabul... patladığını evet. söylüyor ifadesinde. Hep şimdi beraber bir ifadesini dinleyelim bakalım. Arda Turan o gece yaşananlarla ilgili ne ifade verdi? Bu olabilecek bir şey. Yani tavanda ateş... bu arada evet. mermi. Yani beline koyarken tavanda mermi. Nasıl sekti oluyor? Yukarı gitmiş olabilir. Bizde her konuda bu. Balistik raporumuz izleyici. Fotoğraf var mı Bilal? Bir ekrana getirin. Mermi izi bakın. Bu mermi. Zeminde mi? Zeminde mi? Evet, tavanda yani. Diye çıktı. Ama tavanda da var dedi. Tavanda da çıktı. O zaman gerçekten sekti. Peki bir şey daha söylemek istiyorum. Ya bir can çok komik. Ya sekti o zaman yani. O zaman sekmiş. Fazla konuşmayalım. Peki bak şu, çok enteresan şu, kamera kayıtları var diyor. Ama şunu da söylüyor. Ne diyor? Yani açık ve net bir şekilde artık Aslan Doğancığım gördüğün şekilde kocan evli olmadığını düşündüğü bir kadına yürümüş gece. Hayır diyor kamera kayıtları var. Hayatım ben... dokunmadım diyor sadece. Yürüdüğünü kabul ediyor. Yaklaşmadım ben bilemem ki diyor. Diyor. Hayır ben bilemem ki diyor. Ama diyor ki kamera kayıtları çıkacak tuvalete giderken güya ona bir şey söylemiş. Bir de, bir şey yok bir diyor, de tuvalete giderken diyor. Bir de bunun yanında tuvalete giderken dokunmuşum. Ben yanlış mı anladım? Hani kulağına eğildiğini kabul ediyor zaten. Benim gibi saftirikleri mi acaba o açıklama? Hayır, çünkü ben direkt şey dedim acaba doğru mu diye düşündüm. Hayır diyor. Ben evli olduğunu bilemem ki diyor. Hayır şöyle diyor ben tanımam diyor. Evet. Yani tanımadım diyor. Yaptı diyor yani. Şöyle evet. ben böyle bir kadına eğilip bir şey konuştum. Ama? Konuşmadım demiyor. Diyor ki ben tanımam diyor. Yani demek istiyor ki Berkay'ın karısına olduğunu ben böyle algıladım. Ha, bilemem diyor. Bilmedim bilemem diyor yani. Ama demiyor o zaman da onun suçunu hafifletmiş oluyor mu bu? Olmuyor. Olmuyor tabii. Kendi evliliğin ne olacak i̇şte, güzel olmuyor, kardeşim? Onu anlatıyorum yani. Zaten bizim kendi bekardaki adına yazabilirsin yani. Bir şık çıkıyor. O şıkta diğer evli olan kadına yapmıyorsun o hareketi bilmediğin için oluyor. Evet. Bekar bir kadına yapmış oluyorsun ama sen evliyken yapmış oluyorsun. Ya Selen şuna tabii, inanıyor musun? Yani, Berkay'ın eşini tanımadığına inanıyor musun? Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben kendim her zaman inandıklarımı evet, söyleyeyim. Evet o yüzden soruyorum. Berkay Özlem evet tanınmış bir kız. Yani Berkay'ın eşi olarak. Ama sokakta yürüdüğün zaman herkes aa bu Berkay'ın eşi diye tanımayabilir. Yanımda Berkay yoksa ben Özlem tanımam onu bak, söyleyeyim. Bak tanımayabilir. Çok karakteristik yani artık çok tanım. Böyle... Bak orada gene söylüyorum. Arda haklı bir olabilir orada. Yani orada haklı... yani şöyle ihtimalle... tanımadığını doğru söylüyor olabilir. Evet, haklılık haklı demeyelim. Haklı evet, yani asla. Bu kompozisyonun içerisinde haklı kelimesi asla, hiç, evet, hiç olmadı. Yok yani bence. Ama şöyle Özlem'in olduğunu bilmeyerek bunu yapmış olabilir. Ama orada yine şöyle bir şey var. Masasında erkek olan... eşleri olan veyahut da sevgililere gibi belli kız kıza gelmemiş bu grup. Bir de kızı suçlar gibi yarım saat pistte tek başına dans etti. Pist dans yok etti zaten. Diyelim. Orada ki pis yok. Yok. Evet. Ya biri de çıkıp mekan biliyoruz. Ya Berkay özellikle sen demiyorsun ki ne demek kardeşim? Biz onunla daha önce görüştük, şu düğündeydik, şu galadaydık, şu after'daydık. Onu biz diyoruz. Biz diyoruz, siz demiyorsunuz. Tanımama ihtimali yok diyorsun. Ama hayır, çünkü diyorsun magazinden görmüştür. Olur mu ya? Aynı ortama gel. Ben bu kadar bedeli mekan, şu kadarcık bir mekanda bir gördüğüm adamın yanındaki kadını bir daha unutur muyum? Gerizekalı mıyım ben? İşinize gelince her şeyin kafasını çalıştırıyorsunuz. Salak mıyım ben ya? Yani daha geçen hafta yani. Düğünde beraberdin. Sonra filmin yol arkadaşım 2'nin after Galatasaray. Partisinde beraberdin. Bir de partisinde. Özlem 2 metre. Ya abartmıyorum. 1.90 kız yani. Nereden bakarsan bak her yerden. Berkay'a de Berkay'ı görürsün gece yani kulübünde tek başına bıraktı. Film galasında da mı bıraktı tek başına bu kızı? Yok yok öyle bir şey yok. Yani bir şey söyleyeceğim. Bir Özlem biz yan yana sitelerde oturuyoruz. Aynı sitede oturuyorduk. Özlem spora bile gidemez. Yani Özlem öyle gece kulübünde tek başına hareket etsin falan öyle bir şey yok. Özlem spora gelemedi. Yani o kadar da köşeli yaşıyorlar yani. Bu kız evi. O yüzden de hani ben hani böyle sanki bu Özlem'in larçları da hani ortada dans ediyordu, kocası da uzaktaydı da böyle bir şey kabul edilemez. Sadece benim şey, üzüldüğüm şey Arda çok iyi bir futbolcu. Yani dünya çapında. Evet kariyerini harcıyor bitiriyor. Yani böyle. Ben anlam veremiyorum. İnsan bazen kendi davranışlarını kontrol edemeyebilir ama paran var, pulun var. Çok önemli bir futbolcusun. Bir tane yanında bir adam taşı ki
seni bazı konularda frenleyebilsin, bazı konularda yol gösterebilsin. Dünya çapında bir adamsın. Bir de yeteneği de çok dünya yani çapında. O zaman yetenek. Bizim programda varken mesela o İspanya'da oynuyorsun. Ya git dünya çapında bir modelle beraber ol. Daha önce size. Tabii. Hani burada Instagram'dan öyle kızlarla yazışmaları geliyordu ki bize. Tabii biz, kısmetse olur yani falan. Ben bile kızıyordum. Diyordum evet. Ki yani sen istesen senin takım oyuncuların adam gitmiş dünya çapında bir modelle çıkıyor. Şakira ile evlenmiş. Anladın mı? Adam Şakira ile evlenmiş. Yani, sen hala kısmetse olur peşinde. Neyse yani benim burada bakın üzüldüğüm tek şey ne Berkay ne Arda ne bir şey. İki tane kadın ve en çok da bak Özlem'den de çok ki arkadaşım. Eşine çok üzüldüm. Eşi onu korumaya çalıştıkça o da yanlış ifadelerde bulunuyor evet. Bence. O da antipatik oluyor. Bence hiç yapma. O da tabii en duygusal insan hamileyken tahmin edebiliyorum şu anda neler yaşadığını. Ya. Yani. Tabii canım. O yüzden de bir dakika bence, neden tahmin edebiliyorsun şu an? Hayır da, yani bir şeyler daha var daha mı? Önce hamile İnşallah. Oldu. Yani dua edin de inşallah. Ay inşallah. Hayırlı cumalar söylüyoruz yani. Hayırlı inşallah. Cumalar. Evet. Peki şimdi tutanağa geçiyoruz. Bakalım tutanakta neler yazılmış, neler kaydedilmiş bir izleyelim. Ona göre tekrar yorumlayacağız efendim. Ne diyorsunuz? Burada bak bu uyanık moderatörü görüyor musun? İzleyemedi objeler mi objeler ne diyorsunuz? Şimdi burada evet bu bir polis raporu anladın mı? Eğer bir resmi ise, resmi bir durumsa. Murat Dalkılıç'ın niye işin içine girdiğini anladım. Niye? O şey hastane odasında o da varmış. Şöyle söyleyeyim. Murat Dalkılıç o after party denilen film galasının partisine katılıyor. Ondan sonra yorgunum diyor, eve gidiyor. Sabah 6'ya doğru arıyorlar, hemen hastaneye gel diyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ondan sonra olaya dair oluyor. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim size. Evet. Ben o gece orada olan birisiyle konuştum. Berkay gelmiş. Ve korkunç derecede küfürlü ve sinirli bir şekilde birisiyle telefonda konuşmuş. Berkay aşağı inmiş. Ve o 30 saniye sonra bir kız ay kavga çıktı diye çıkmış dışarı. Aramıştır bir yerleri. O da ama bence arayacak. Bence öyle değil. Bence başka bir şey sinirlendi ama Berkay'ın yok olduğu dakika. İçeride karısı tekken. Telefonla konuşurken o sırada. Aynen öyle. O zaman senin anlattığına göre o zaman bilerek konuşmuş oluyor. Şimdi Berkay'ın karısı olduğunu bilmiyor ya. Berkay'ın olup olmaması onu ilgilendirmez o zaman. Berkay'ın çıktığı an. Ya 1,5 dakika yok kavga çıkması. Peki neye güveniyor? Arda neye güveniyor kamera görüntüleri? Gördü diyor beni diyor. Tamam işte gelirken de görüyor. Ha olabilir. Peki yani neye güveniyor Arda Turan? Kamera görüntüleri çıkacak zaten diyor. Bir şey soracağım. Hastane nasıl silahlı birisine çıkıyor? Ya bizim Beyaz TV'ye girdi Murat Başoğlu. Murat Başoğlu da silahla girdi. Yani bazen prestij hani bütün şeylerin örfası ediyor. Olmaz işte öyle. Aklına gelmiyor şey yani. Aklına gelmedi. Yani orada gerçekten bak ben hastanede Arda'nın Berkay'ı böyle vurmaya çalıştığını falan inanmıyorum. Bak burada iki tane şey olabilirim var bende. Yani insan olarak öyle bakıyorum. Birincisi Özlem'i tanınmamış olabilir. İkincisi de hastanede gerçekten beline koyarken yani kalkıp da gidip de adamı vurmaya çalışsa öyle bir yok. Şey olacağını zannetmiyorum. Ben de hiç düşünmüyorum. Ben yaptı ayıbı anlayıp arkasından gidip belki bunu telafi etmeye gitti. O biraz daha Arda'ya yakışan bir hareket olurdu zaten. Yani öyleyse. Ben öyle yaptığını düşünüyorum Arda'nın. Şimdi Kenan Erçetin gözle de ilgili bir şeyler vardı. O ne? Onun açıklamalarına geleceğiz birazdan. O Berkay Yılmaz'a gitti. Evet bu konularla ilgili çok önemli açıklamaları oldu. Tam böyle kafanızda her şey netleşecek ama ondan evvel o geceye şahit olanlardan bir tanesi iddia edilen ve polisin çağırdığı ifade vermesi için davet ettiği sanatçı Murat Dalkılıç. Acaba o geceye dair neler söyledi bir de onun ifadesini hep beraber dinleyelim bakalım. Görmedim duymadım bilmiyorum. Öyle diyor. Yalnız... Ama gerçekten yani Berkay hastaneye kaldırıldığında çağrılıyor. Tamam Murat. Güzel evet. Tamam doğru olabilir. Ben kiminle konuşsam Arda'nın yanındakiler ben olayı görmedim diyor. Berkay'ın yanındakiler de olayı aynen Berkay gibi anlatıyor. O zaman Arda'nın yanındakiler ya kör ya da ağız birliğiyle karışmak ufak tefek cinayetler kimse. Var. Yani ya karışmak istemiyor. Yalan ifadeden bir kere yalan ifadenin de hapis cezası var. Tabii ki. Cezası da var. Şimdi yalan ifade de kimse veremez. Şimdi Arda'nın yanındakiler evet Arda da böyle bir şey yaptı diyemez. Bence Arda ama Arda da demeyecek bunu. Yani çıkıp özür dileyip İçkili bir ortamdı. Böyle oldu. Ben gerçekten böyle bilmiyordum. Hani bazen erkekler yanılır. Ya her zaman samimiyetten çok yanayım.
Çok çünkü haklısın ama. Ne söylersen söyle. Dedi, duydun mu? Neydi? Ben gidip niye özür dileyecekmişim hastaneye? Dilemedim ki. Dilemedim öyle şey yapmadım diyor. Ki dedi. Evet. Ne diye gitmiş hastaneye? İşte onu yalanlıyor. Peki bir dakika. Ama neden gitmiş? Akışımızı biliyorum yani. Daha sonra. Ama bu konular üzerine çok güzel olacak sevgili Bilal. Canım yapımcım, 27 yıllık magazinci Kenan Erçetingöz Berkay'ın yanına gidiyor hastaneye. Öyle açıklamalar yapıyor ki bak yorumlarınız bir anda ya aynı olacak ya değişecek bak izleyin. Şimdi buradaki en önemli detay helalleşiyorlar ama helalleşme şartı şu. Çıkacaksın kamuoyundan özür dileyeceksin eşime ve bana yaptıklarından dolayı ve senle sonra 20 dakika baş başa kalacağız seni döveceğim diyor herhalde. Tabii. Ondan sonra onu yapması gerekiyordu zaten yani baş başa. Çünkü bir erkek bunu yani helalleşirim ama helalleşme şartım bu diyor. Ama Arda, sadece helalleşsin dersen Arda o zaman sen olmaz yani akıllara başka bir şey getirirsin. Arda bunu yapmıyor. Evet. Arda bir paylaşım yapıyor. Yazılan çizilen gibi değil namus meselesi değil diyor. Bunun üzerine sinirlenip paylaşımlar ne meselesi? Başlıyor. Arda'cığım mesela ne meselesi? Futbol kariyerini mi kıskandı mesela senin? Ya da Berkay'ın sahnesine mi çıkacaksın? Yani ne meselesi olabilir? İşte bak her zaman bu ünlülerde de şu var. Bir halt yaptıkları zaman, yaşadıkları zaman şunun arkasında durun. Durun. Aldattıysam aldattım de. Şimdi seni bütün Türkiye veyahut da işte asıldıysan veyahut da insandır hata yaparsın. Hatasız ama hiçbiri olmaz. Güzel şey. Hayır yani şöyle yaptın. Artık insanlara bunun tersini kabul ettirmeye çalıştıkça insanlar zaten herkes istediği şeye inanabiliyor mu? İnanıyor. Şimdi burada da biliyoruz artık bu olay olmuş. Evet. Yani o yüzden de yine de hastaneye acilde bir hasta yatarken savunmasını yapamayacak haldeyken silahlı içeriye nasıl kişiye göre, forsuna göre, ünvanına göre adam aramamazlık, adam kayırmazlık yapamazsın. Hele ne devlet dairesi yaparsın, gece kulübünde yapamazsın. Hiçbir yerde havaalanında nasıl herkes ama çekiyorsa. Ama Serhan'cığım şöyle bir hava var. Ben Arda Turan'ım beni mi arayacaksın ya? Bu yok mu? Arda var demiyorum. Ahmet Hakan'ın yazısını okudunuz mu dün? Ne diyor? Türkiye'nin en karanlık yüzlerinden bir tanesidir Arda Turan. Bu silah olayı eğer doğruysa diyor. Bomba. Evet. Yani ben gene de yine şunu da yinelemek istiyorum. Arda Turan Türkiye'nin ve dünyanın bence çok önemli futbolcularından, sporcu. Bizim medarı iftarımızken biz onu devamlı bir kavga, bir öfke kontrolü olmayabilir bazı insana. Sinirli ama olabilir. Ama futbolcunun olmalı. Ama hayatım bu kişiyle evet, yani futbolcuyum ama ne yapayım yani bu karakterin bazı adam böyledir. Ama ben bunu eğer yenemiyorsam ben bunu yani mesela bir otel açacak kadar çok büyük param vardır. Ama onun dekorasyonunu yapamam, vizyonum yoktur. O zaman bir mimara teslim edeceğim orayı. Bu adam da madem bununla alakalı başına uçakta gazeteciyle kavga ediyor. Yani bir öfke şeysi gazeteciyi var. Gazeteciyi tokatladı. Ya yapıyor. Yaptığına o zaman bu da sana zarar veriyor. Kariyerine zarar veriyor. O zaman yanında muhakkak birisini tutacaksın yani. Evet. Ve ben yine de söylüyorum evliysem. Ben eşimin asla gece kulübüne o saatte yemeğe gidebilir erkek arkadaşlarla bir akşam balığa gitsin bir şey ama gece saat 3'te 4'te öyle bir mekanda artık algılar ve kafalar başka değişiyor. Tabii ki gece izin almış yani. Mıdır sence Aslı'dan giderken? Almış o da ben de hamileyim şimdi devamlı da hamilelik sürecinde erkekler sıkılıyorlar ya biraz. Hadi gittin. Ama o zaman edebinle gideceksin eğlence ama öyle bir yerde istesen de olmuyor. Edepsiz çünkü diyorsun. Çünkü öyle bir hale geldi edepsiz ki. Edepsiz bir yer mi orası? Hayır şöyle orası değil bak ben hepimiz gidiyoruz oraya. Yani senin bir kere girdiğin gibi Sera. Girdiğin gibi çıkarsın da. Yani bu seninle ilgili bir durumdur. Ama herkes ortam değişik yani. Yani gece bir şey. Daha doğrusu ortak sonra paydalar aynı. Amaç belli. Nedir amaç? Evli birinin orada olması amaca ters. Nedir amaç? Amaç zaten birleşmek. Allah. Orada birisiyle başka birisiyle birlikteysen gidemezsin. Başka birisiyle birleşmen şöyle lazım. Bir şey devir çok değişti ve evliysen artık evliyken eskiden saygı duyarlardı biliyor musun? Evliye bunlar tabii, evliler. Tabii. Şimdi evli olan adama daha çok bakılıyor. Evet, geçen gün söyledi. Yüzük takınca böyle bir şey yani. Yüzük takınca daha da bir kısmet. Sanki daha önce onu biri alınca daha da tatlı oldu gibi. Evet şimdi devam ediyoruz VTR'mizle. Berkay ile Arda Turan arasında yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Bakalım daha da neler yaşandı, daha da neler yaşanacak. Ya sonrasında bu gelişmeler yaşandı. İşte avukatın da açıklaması var. Bakalım ne kadar zaman sonra sahnede göreceğiz Berkay'ı. Sıkıntılar yaşayacak mı? Özlem konuşmuyor. Kim? Özlem. Eşi konuşmuyor. Evet. Çünkü artık çok fazla yani bir yasal süreçte ya aslında. Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Ama benim yani kadın olarak söyleyeceğim şey Berkay'ın kırılan burnundan daha çok
kadınların kırılan onuru. Bravo. Aynen. Yani bence burada bunun üzerine. Yoksa Berkay onu yapmış. Onun da karşılığında işte Allah bunu vermiş. Olay bu değil yani. Olay bu değil. Evet, zaten olanlar hep kadınlara oluyor. Siz evde çocuklarınızı doğuracak kadınlara, yanınızda refakat eden kadınlara, kocasının arkasını döndüğü her kadına her şeyi yapabilme seviyesinde hissediyorsunuz kendinizi. Ama ben şu kameralarla ilgili resmen dua ediyorum. Yani iyi ki kamera var. Kamera olmayınca biliyorsun hiçbir şey ispat edemiyorsun. O durumdayız. Artık hani taciz illa kameranın olduğu yerde mi olacak ki biz kadınların sesi çıkınca kadınlar iftiraya maruz kalmayacak. Bak, Özlem'in sesi çıktı. Tacize uğradım dedi. Arda'nın eşi diyor ki reklam yapıyor. Ah be. Düşünsene. Gerçekten. Ya kadın kadının düşmanı burada devreye giriyor işte. İşte düşmanı derken düşmanlıktan değil, çaresizlikten yapıyor ama ya hiçbir şey söyleme. Hata yapıyor. Hayır, hata yapıyor. Yani evet. Bir başka sen kocanın ayıbını örtmek için namusuyla yaşayan. Yani başka bir kadının bir kadına, namusunu. Evet. O zaman tecavüz etmiş oluyorsun. Sen bir kadın olarak kocanı, hepimiz çok özür dilerim yani nasıl bunu söylemem gerektiğini bilmiyorum ama malımızı bileceğiz. Yani ne olursa. Mesela benim annem bile bana bir şey söylediği zaman bunu acaba bana neden söylüyor diye düşünüyorum ben. Herkes herkese bir şey söylüyor. Doğmak çok kolay. Ben kocama inanmak da isterim seviyorsam. Hı hı, çok tak. İnanmak da isterim. Hele hamileysem çok inanmak isterim. Ama bana bunu yapmış olma ihtimalini de düşünerek bir sessiz kalırım ya. Bir beklerim. Tabii. Artı çok bir şey konuşacaktan aldım. Şu anda doğuma hazırlanıyorum. Çok kötü bir vaziyet. Yani şu an tek odaklandım. Ben bunu sonra görüşeceğim. Bunu şu anda bu konuyu ben erteliyorum dersin. Yani illa bir şey söylemek durumunda hissediyorsan. Hı. Ama şimdi kocanın da insan bazen kocasını korumak istiyor. İstemiyor değil. Aldatma konusunda korumam. Ben yani de korumam. Düşman olurum anında. Bir gün yani Allah kimsenin başına vermesin. O benim vermesin. Haklarımı korumamış ki eğlenirken. Yani hayır, beni yani aldatmanın her türlüsü kötü. Arkadaşlıkta, iş ilişkisinde, sevgilikte. Beni niye aptal yerine koyuyorsun? Git o zaman ne yapacaksan yap ama hamileyken hele böyle bir şeye söz konusu bile olamaz yani. Bu trafikten benim anladığım kesinlikle Arda Turan o gece Özlem'le bir diyaloğa girmiş. Kesinlikle. Ben kesin bundan eminim. Peki ben merak ediyorum. Arda Turan'a bu haddi kim veriyor? Çok mu yakışıklı olduğu için? Çok mu zengin olduğu için? Çok mu bilmem çok mu çok mu yani? O vermiyor. İşte bu haddi kim veriyor? Bak, ama o değil ki işte. Şimdi kadınlar gene sana söylüyorum. Ya biz nasıl bir dejenerasyona gidiyoruz bilmiyorum. Şimdi bu haberlere bazen işte Rütük'ten falan bize cezalar geliyor ama aslında teşekkür etmeleri lazım. Çünkü bu dejenerasyonu ortaya çıkarıp konuşmasak bu gizli saklı olaylar daha da genişleyecek. Çok haklısın. Burada eleştirdikçe en azından bunların yapma korkuları daha fazla artıyor. Bu en korkmuş halleri ünlülerin. Düşün. Şimdi bu ünlülerden sen diyor musun ki normal toplumda neler yaşanıyor? Aynen neler platformlarda konuşuyorlar evet, zaten. Yani. Şimdi ama önce bir görüntümüz var. Sıcağı sıcağına çekilmiş bir görüntü. Arda Turan ifade verdikten sonra çorbacıya gidiyor. Bakın tepkileri nasıl, Arda'nın nasıl bir ruh hali içerisinde. Şimdi artık iş yargıda ve herkes susacak, yargı konuşacak, görüntüler tabii konuşacak. Aynen. Şimdi aynen. Delikanlılık hani kanı deli akma fikri böyle hoşuma gidiyor. Ve yani çok delikanlı hareket falan. Şimdi Arda belli ki Berkay ona bir şey söylediği için burnunu kırmış. Ama bir delikanlılık daha var, oraya atlıyorsun. Evliyken karını yanlış yaparsan sen delikanlıyım diye gezemezsin. Aynen öyle. Evli bir adamın karısına bakarsan bundan sonra ben Bayrampaşa delikanlısıyım diyemezsin. Peki şimdi ama Arda aslında evliyken beraber kadeh tokuşturup ondan sonra da sevgili olanlar da var. Burada delikanlı zaten artık onları hiç sistem yani sistem öyle bir hale gelmiş. Mesela kimi kastediyorsun Serenciğim? Hayır yani genel sistemde hı, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten korkunç bir dejenerasyon var yani. Ve bunlar konuşulmadıkça yani konuşulmazsa o zaman hı, topluma bir kere televizyonlar niye var, programlar? Mesaj vermek için var. Hı-hı. Yani toplumsal bütün olayları ünlülerin hayatı. Aa, ünlüler ne kadar dejenere yaşıyor. Hayır. Nerelerde arka tabii kaba neler hepimizin var? Hepimizin içinde neler bunlardan var? Bunlardan yola çevresine çıkarak bunları eleştirmeliyiz ki Seren, insanlarda birazcık korku olmalı. Yarın rezil olacağım ben de çıkacağım ortaya. Seren.